Orta sahada tüm oyuncular orta sahada ve Goyip skoru Balıkesir'le yine çevirebilmek için topun başında. Ve Goyip geliyor, atış kullanıyor. O güzel penaltılar atan Zagoyev golü kaçırıyor sevgili sporseverler. Golü kaçırıyor. Üstten avuta gitti Zagoyev'in kullandığı şut. Ve İnegöl Spor'dan şimdi topun başına Bilal geliyor, takım kaptanları. Bilal geliyor. Bilal skor golü atarsa skoru takımının lehine 1-0 yapacak. Türkiye Kupası'nda Bilal İnegöl Spor lehine skoru 2-1 yapmak istiyor. 1-1'di biliyorsunuz. Zagoyev Balıkesir'in golcüsü, penaltı kaçırmayan Zagoyev golü kaçırdı. Bilal geliyor, takım kaptanları. Bilal geldi. O da avuta gönderdi. O da avuta gönderdi. Maç hala 1-1. Balıkesir Sporlu Glomaç geliyor atış kullanmaya. Kulaya, Emeken, Mürce bu şirketler grubu. Hemen belirtelim. Şentaş Madencilik Erhan Ortaköylü, oyuncu Recai Gürcan, bununla birlikte Çavlan Ahlat Ahmet Çavlan, Balkes'e başarılar diliyor. Şimdi Glomaç bence bugün sahanın en iyisiydi. Glomaç Balıkesir lehine skoru 1-0, 1 gol atamıyor. Kaleci Hamdi'den döndü top. Pilase bir vuruş yaptı Glomaç. Glomaç pilase bir vuruş yaptı. Ve top sevgili spor severler, kaleci Hamdi tarafından kurtarıldık. Şimdi Balıkesir kalecisi Ertuğrul dikkatli. Balıkesir ikinci penaltıdan da faydalanamadı. Şimdi İnegöl Spor ikinci penaltısını kullanıyor. Maç hala 1-1. Şimdi atış geliyor, kullanıyor ve gol geldi. İnegöl Spor Ertuğrul elinin altından kaçan plase bir vuruşta topu gole çeviremedi. Balıkesir Sporlu Bülent Cevahir geliyor. Penaltı atışlarında Balıkesir Spor'un hep penaltılarda şanssızlığı vardır. Bunu size söylemiştim. Kuşadası'nda kaybetmiştik penaltılarda. Hiç onu unutamıyoruz. O zaman valimiz Alaaddin Yüksel'di. Daha sonra Trabzon'da sevgili dinleyiciler kaybetmiştik. İşte penaltı atışlarında şimdi Bülent Cevahir topun başında. Bülent Cevahir'in gol atmasını ve diğer oyuncuların İnegöllülerin gol kaçırmasını bekliyoruz. Bülent Cevahir geliyor. Bülent Cevahir 3. dönemde kaçırıyor. Yani 3. penaltıdan Balıkesirspor faydalanamadı. Balıkesirspor penaltılardan Zagoyev, Glomaç ve Bülent Cevahir topa vuramadılar. Bence Kerim Avcı'nın kullanması lazımdı. Bence Karikari'nin kullanması lazımdı. Neden bunlar olmadı onu bilemiyorum. Bence penaltı atışlarında hatalar var. Kadro seçiminde ve Bülent geliyor. Bülent skoru 3-1 yapıyor. 2 gol attılar penaltıdan. Bir de attıkları Mehmet'in attığı gol var. Şimdi Emrullah Abdurrahman geliyor sevgili spor severler. Abdurrahman geliyor. Balıkesir'de Hamdi bunu da kurtarırsa İnegöl Spor Türkiye Kupası'nda tur atlayacak. Skor 3-1 oldu sevgili spor severler. Karikari neden kullanmadı? Buğdat Çelik neden kullanmadı? 3'ten 6'yı da Balıkesir golle çeviremedi. Abdurrahman Deneli geldi, kullandı ve ilk penaltımızı gole çevirdi. Şimdi kaleci Ertuğrul'un bunu kurtarması lazım. 3-2 oldu karşılaşma. Sevgili spor severler, bakalım son penaltıyı kim kullanacak Balıkesir'de? 3 penaltıyı gole çeviremedik. Abdurrahman Deneli gole çevirdi. İnegöl Spor 2 penaltıyı gole çevirdi.
şimdi kalecimiz dikkatli. İnegöl Spor tur atladı. Balıkesir Spor'sa Türkiye Kupası'ndan elenen takım oldu. Türkiye Kupası'ndan elenen takım Balıkesir Spor oldu. İşte İnegöl Spor sevinçli. Balıkesir Sporlar ise üzgün. Soyunma odasına gidiyor sevgili spor severler. Balıkesir Spor boynu bükük sahadan ayrılıyor. Zagoyev atamadı. Bülent Cevahir atamadı. Balıkesir Spor Türkiye Kupası'na veda ederken İnegöl Spor Türkiye Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşadı sevgili spor severler. İnegöl Spor Türkiye Kupası'nda Balıkesir Spor'u eleyen ekip oldu. İnegöl Spor Türkiye Kupası'nda Balıkesir Spor'u penaltı atışlarıyla eledi. Ve Balıkesir Spor Türkiye